2018 bu ay köyü Dutta Kültür Festivali'ne hepiniz hoş geldiniz. 2018 köy ağamız aramızda. Evet. Şöyle yanına oturayım ben de. Köy ağam 2018 Dutta Kültür Festivali'nin köy ağası. Önce kendimizi tanıtalım. Biz sizi geçen sene tanıdık. Evet. Bir kendinizi tanıtın. Kırıkkale'li olduğunuzu biliyoruz. Kırıkkale'liyim. İsmim Aydın Önder. Esnafım. Ticaretle uğraşıyoruz aynı zamanda. Geçen sene buraya 17.si düzenlendiydi herhalde. Bu 18.si. Evet. Misafir olarak katıldık. Geldik. Çok güzel oldu. Hoşumuza gitti. Burada da ağalar tekrar başkasına devretmek için ağalık yarışına girdiler. Ona da biz de katıldık. Ve sonuçta bizde kaldı. Biz aslında diğerlerini teşvik için söyledik ama sonuçta ağalık bizde kaldı. Bu sene de inşallah herhalde bizi başkasına devredeceğiz inşallah. Şimdi bizim Boğa köyünde ikinci yarın ağası misafir olarak ikinci yarın ağası oldu. Daha önceden yarın ağamız vardı. Bu siz ikinci oldunuz. Evet. Peki geçen seneki şenlikler hakkında nasıl bir izlenim, neler gördünüz de ağa oldunuz? Ya şimdi öncelikle tabii halk hakikaten bu kadar çoğunluk bir halkın bir araya gelmesi güzel bir şey. Ben ilk defa katıldım, ilk defa gördüm. Çok da hoşuma gitti. İşte protokolde ağaların oturması, geçen seneki ağda üstte iki defa devam etmiş herhalde. İşte anlattı, hoşumuza gitti. Güzel bir duygu. Yarınların burada oynaması, gösteri yapması çok güzeldi. Hoşumuza gitti. Bundan sonra inşallah devam eder. Kırıkkale'de var mı böyle organizasyonlar? Yok. Şu ana kadar gördüğümüz kadar yok. Yani Bugay Köyü'ne burada birkaç defa ben Kırıkkale'de bahsettim. Geçen sene gittik işte böyle böyle çok güzel bir festival yapmışlar. Bizim köylerde de yok mesela. Keskin civarında da yok böyle bir şey. Öyle anlattık tabii yani. Sonuçta benim hısımlarım, damatlarım buralı olduğu için anlattık. İnşallah onlar da örnek olur bu ay köyü. Evet, inşallah. Ahmet Bey, hakim olmayarak ağama bir sorar mısınız? Geçen sene memnun kaldığına göre bu sene kendisinin devir hakkını yaptıktan sonra ikinci kez alma ihtimali var mı? Ben ağamın tekrar istekli olduğunu kanısına varıyorum. İlkinden bir şey anlayamadım diye düşünüyor galiba. Acaba ikincisi hakkında ne düşünüyor? Onu bir sorar mısınız? Evet, bir soru geldi. misafir olarak tabii biz katıldık, güzel bir şey. Ama misafirin bir dönem yapması kâfidir yani. Evet. Bundan sonrakiler Bugay köylüye aittir yani. Bunlar devam ettirmesi lazım. Dışarıdan gelenler ya da ama içeridekiler. Ailemizden bak arkada bir işaret var. İkincisini de alsın diye bence söylüyor galiba. Öyle gülüyorlar ki. Onlara hanım ağalı verebiliriz yani isterlerse. Hanım ağalı. Peki ağama çok teşekkür ediyorum. Evet, ailenin de duygularını alalım. Belki o bu sene hanım ağa, evet. Hanım ağa olacaksa da üçüncü hanım ağa olacak. Bizde iki tane hanım ağa var. Peki. Şimdi biz müsaadenle bir aile gidelim. Bir şey çıkar belki. Evet, şimdi hanım ağamızın duygularını almak için hanım ağaya mikrofonu veriyorum. Şimdi geçen sene konuş. Ya kendi aramızda bir şey. Şimdi geçen sene bize misafir olarak geldiniz. Neler gördünüz de eşinizi hanım, eşinizi ağa olmaya ikna ettiniz diye. Ben ikna etmedim aslında. Öyle bir artırım vardı. Eşim de artırdı. Maddi yönden artırım yaptı. Eşimin üstüne kaldı. Öyle demeyin. Öyle demeyin. Ne oldu yani?
yani bir katkımız oldu. Sevindik. Yeter bu kadar. Peki, Allah razı olsun. Evet. Röportaj herhalde uzuyor galiba. Evet. Burada olmaktan çok mutluyuz. Teşekkür ederiz. Çok gururlandık, çok onurlandık. İnşallah her sene böyle etkinlikler olsun. Biz de gelelim. Bu sene babama her sene muhakkak farklı ağlar seçilmiştir. Hepsini yakışıyor. Teşekkür ederiz. Bu devamı gelir. Biz teşekkür ederiz. Az önce belki mikrofon kapalıydı. Şimdi tekrar size döndüm. Köyüme, kendi adıma teşekkür ettim dünürüme. Köyümü çok seviyorum. Her türlü etkinliğine varım. Ama biraz biz de mola verelim. Başkalarına ürün verelim. İnşallah tekrar aday oluruz. Teşekkür.